Ve programımızın ilk bölümünde her cuma olduğu gibi ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle otizmden bahsedeceğiz. Bugün otizmi konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Ve gerçekten artık bu yüzyılın öne geçen hastalıklarından biri desek yanlış olmaz. Otizm giderek görülme sıklığı da artıyor. Bir akıl hastalığı mıdır? Nasıl tanımlanıyor otizm? Ne tür bir hastalıktır acaba Sayın Tarhan? Otizm çocukluk döneminde tanımlanan nörogelişimsel hastalık olarak sınıflandırılan bir hastalık. Erken çocukluk döneminde başlıyor. Ve bu çocukluk döneminde teşhis koyulursa hastalığın tedavisi daha kolay oluyor. Yani otizm denildiği zaman bu otizmin böyle üç ana grupta belirtileri var. Yani bu birincisi işte çocukluk, erken çocukluk döneminde başlaması önemli bir özelliği. Aynı özellik ileride olursa otizm denmiyor çünkü psikoz olarak tanımlanıyor. Şimdi mesela bu çocuklarda şu vardır. Yani çocuğun daha yürümeye başlama doğumuyla birlikte anlaşılabilecek çocuğun sosyal iletişim, etkileşimde yetersizlik var. Mesela ne oluyor? 6 aylık olduğu çocuk 6 aylık agulama yapması lazım. 9 aylıkta böyle C gibi davranışlar yapması lazım. Hı hı. İşte 15 ayında 2 kelimelik hecelemeler yapması lazım böyle. Bunları yapamıyor bu çocuklar. Geç yapıyorlar. Ve sosyal iletişimde mesela kucağa alınmak istemiyorlar. Kucağa alınsa bile ya aşırı tepki de verebiliyorlar gibi böyle sosyal iletişim ve etkileşim yetersizliği var. İkinci ana grup belirtileri de bu kişiler sınırlı tekrarlayıcı davranışları vardır. Mesela eline bir şey alır hep döndürür. Bütün oyuncakları döndürür mesela. Motor davranışları. Sözleri olmayan böyle ritüel davranışları yapar. Yani gider mesela çamaşır makinesini saatlerce seyreder onu dönen şeyleri. Böyle rutin şeylere aşırı bağımlılık vardır. Ve çevredeki yani insanlarla ilişki kurma bozukluğudur aslında bu çocuklarda. Sosyal iletişim ve etkileşim. Çocuk çünkü yürümeye başlamayla birlikte hatta yürümeden önce doğumla birlikte sosyal iletişim ve etkileşim başlıyor. Çünkü insan ilişkisel bir varlık. Tek başına yaşamaya göre zihinsel olarak kodlanmamış. Muhakkak ilişki kurması lazım. İşte çocuk ilk doğduğunda İlk tepkisi ağlama. Neden ağlama? Anne karnının konforlu ortamından birdenbire dışarı çıkmış çocuk. İlk böyle ciğerlerine birdenbire soğuk hava giriyor. Vücuduna soğukla temas ediyor. Korkuyor, ağlıyor. Ağladığı zaman bir sığınacak birisi lazım. Anneye sarılıyor. Annenin kokusu şeyi onu o anda rahatlatıyor. Rahatlatıyor. Yani karnı aç olsa bile o ilk ihtiyacı çocuğun bu bağlanma, anneye bağlanma ihtiyacı. Bunu yapıyor. İlk bak bu otistik çocuklarda bu bağlanma nostalgide ileri otistiklerde anne kavramı bile gelişmez. Sadece bakım veren vardır. O kadar. Yani böyle sevgi alışverişi yoktur. Yani sevgi duygusunu kullanamamak demektir aslında otizm. Duyguları kullanamamak demektir. Sosyal iletişim ve etkileşim derken ve bu kişilerde ilişki kurma, sürdürme ve ilişkiyi anlama, bunlar hepsi de yetersizlikler var bu çocukların. Yaşına göre olmasından çok daha az oluyor bu çocuklar. Tekrarlayan davranış bazen o şekilde oluyor ki böyle çevredeki yani alıştığı şeye aşırı derecede bağlanıyor. Onu değiştirdiği zaman aşırı tepki veriyor çocuk. Bu şekilde bir bağlanma oluyor. Böyle erken gelişim devrinde oluyor. Bu çocuklarda özellikle de böyle yaş grubuna çocuklar arasında aldığın zaman yalnız kalmayı tercih ediyor bu çocuklar. Onun için otizm demiş. Yani bir nevi içe kapanma hastalığı kelime karşılığı. Yani yalnız kalmayı seçiyorlar, tercih ediyorlar, seviyorlar ve bu şekilde belli kendi iç dünyalarında sallanarak bazı şeyleri tekrar ederek böyle ve ilkel davranışlarda bulunarak yaşamaya çalışıyorlar. Bu nedenle otizmin tanımlarsak böyle bir otizmin
çocuk yaştaki erken tanınmasında bu belirtiler önemli. Yani hatta bazen otizmde yüksek fonksiyonlu otizm oluyor mesela. Otizm nedir dediğim zaman kişi ileri yaşta da otistik oluyor mesela. Bazı şey, Dostoyevski, Einstein gibi kişilerin yani böyle otistik denecek davranışları var. Mantıksal zekalara süper dahiler ama oturup evliliği yürütemiyorlar mesela. Sosyal ilişkileri yürütemiyorlar. Yani onlarda da artık da otizm demiyor da genelde nonverbal iletişim bozukluğu deniyor. Yani sözel olmayan iletişim bozukluğu. Oturup sohbet edip paylaşım yapamıyor ama tek başına deha işler yapabiliyor. Beyinlerinde deha adacıkları var. Ama sosyal zekaları, duygusal zekaları şeyde yerlerde sürünüyor. Yani bunlar da aslında böyle çok bilinmeyen ve aykırı tuhaf tipler olarak bilinen kişilerdir. Yani onlara da aslında otizm spektrum bozukluğu olarak bilindiği zaman onun bir yerinde yer alıyorlar bu kişiler. Ama zekaları iyi olduğu için onlar bir şekilde tolere etmiş oluyorlar. Otizm bunu ve artış var otizmde şu anda. Bütün dünyada evet, artış maalesef. Var. Yani çok mesela daha önceleri bizim öğrencilik yıllarında otizm için yani 1'de 2-3 vaka deniyordu. Şimdi 1'de 10 söyleniyor. Yani %1 de bu demek. Yani hatta 68 vakadan birisi şu anda doğanlarda otistik doğuyorlar. Çok ciddi 68'e bir yani %1'i bile geçti şu anda. Yani bu da neden oldu diye çok araştırılıyor. Çeşitli sebepler var düşünülen. Yani burada önemli olan insanın hayatındaki kritik bir pencere vardır insan hayatına bak. Bu kritik pencere gelişimsel olarak baktığımız zaman anne karnındaki perinatal dediğimiz doğum öncesi dönem, perinatal dediğimiz doğum esnasındaki dönem ve postnatal dediğimiz doğum sonrası dönem, bu 0-3 yaş arası genellikle. Bu açık pencere döneminde insan hayatında şeye maruz kalmak mesela. Hava kirleticilere fazla maruz kalmak da önemli. Manyetik, şu anda elektromanyetik kirleticiler de etki ediyor mu diye şu anda ciddi şekilde tartışılıyor. Kanıtlanamadı ama bu. Ama diğer hava kirleticiler, işte o emisyon hacmi vesaire ciddi şekilde bu otizmden sorumlu. Onun için anne gebelik döneminde ve gebelikten sonraki dönemde annenin muhakkak temiz havanın olduğu yerde olması çok öneriliyor. Yani ki orada çevre kirliliğinin olduğu yerde, bir toksinlerin olduğu bir yerde beslenmede. Mesela şu anda şeyler var, içtiğimiz böyle sallama içecekler de, çay vesaire gibi. Evet. Diğer plastik şeylerde mikroplastikler var. Doğru. 25 derecenin üzerine çıktığı zaman o plastik şişelerdeki mikroplastikler suya karışıyor. Yani bu da o mikroplastiklerin hepsi de anne, bu açık pencere döneminde insan hayatında onunla DNA'nın hızla oluştuğu dönem, yani kök hücrelerin üretildiği dönem ve beynimizin özellikle o dönemde sinaps yaptığı dönem. Sinaps demek bu, şuna benzetilebilir. Hani Nisan ayında böyle bir ay ağaçlar birdenbire fışkırır ya, böyle bakarsın ya bir ay içerisinde yarım metre, bir metre büyür şeyler. O şekilde büyür yani, öyle bir büyür yani, böyle bir dönemde şey budama yapıyor şey insan, ilişkilere göre. Hani ormanda bir ağaç nasıl diğer ağaçlara göre az büyür, çok büyür bazı yerleri, insan beyninde de çevreden gelen uyaranlara göre beyindeki o sinapslar budanıyor o dönemde. Ondan sonra bu sinapsdaki büyümeler çok yavaşlıyor. Beyindeki, sinir hücrelerindeki 0-3 yaş arası çok önemli onun için, bu şeyde nöro gelişimsel olarak otizmde. Diğer de dikkat edilen şey 35 yaşı sonra doğumlar arttı dünyada. Anne 35 yaş sonrası gebelikler arttı. Onun geç primar deniyor onlara. O gebelikler artması da %30 oranında otizmin ne etki ettiğiyle ilgili yayınlar var, çalışmalar var. Yani evlenme yaşının büyümesinin çok ciddi burada bir önemli rolü oldu. Çünkü bunlar vücuttaki doğal siklüse aykırı şeyler. Yani bu zamanın getirdiği özellikler. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir de bu şeyde, açık pencere döneminde annenin psikolojik sağlığı da çok önemli. Şey gibi, yani nasıl
hava kirleticileri önemli, beslenme önemli, ya aldığı gıdalar önemliyse çocuğun ve annenin, onun ruh sağlığı da önemli. Ya çünkü beyin stresli bir annelik varsa, gebelik, beyin asit özellikle kimyasallar salgılıyor gebelikte. Bunun belli bir kısa süreli olursa zarar vermez çocuğa, birkaç saat olup geçerse, ama devamlı olursa şey oluyor. Yani çocuktaki çocuğun kanına da karışıyor asit özellikli kimyasallar. Çocukta da DNA hasarı yapabiliyor. Yani zaten şu anda otizmin sebepleri içerisinde, daha önce hep otizmde anneler suçlanırdı. Buzdolabı anneler denirdi. Yani duygu ifade etmeyen soğuk anneler, onun yüzünden çocuklar böyle oluyor. Ama sonra anlaşıldı ki 15-20 tane hedef gen var şu anda. Tespit edilmiş. Otizmde hedef gen var. Bu genlerin yüzde işte bir az bir kısmı böyle kozatif gen dediğimiz, yani ne yaparsan yap o çocuk otistik olur. Ama bu çok %10'u 20'yi geçmiyor, %30'u geçmiyor. Ama o hedef genlerden %60-70'i şey genler, yatkınlık genleri. Ortam müsaitse başlıyor gen hatalı protein üretmeye, o gen. Başlıyor. Yani aile, çevre iyiyse, hava kirleticiler yoksa, sosyal ortam iyiyse o gen uyuyor, çalışmıyor. Ama çok stresli bir anne var, baba varsa, çocukta da o gen varsa, gen başlıyor hatalı protein üretmeye, beyin kimyası bozuluyor, çocuk otistik olmaya başlıyor. Yani onun için yani biz bilmiyoruz. Hani daha bir somut bir örnek verebilirim. Mesela akciğer hastalığı, akciğer kanseri olacağıyla ilgili bir kişide kozatif gen varsa, tans %100 olacak diye yazan, mesela bu Alzheimer'da APOE4 geçiyor, 4-4 aleli diye geçiyor, varsa, akciğer kanserinde varsa, o kişi ne yaparsa yapsın o hastalığa yakalanıyor. Ama bunlar %5-10, Alzheimer okanı %5-10'udur. Otizmde de hemen hemen öyle oluyor. Yani akciğer kanserinde de öyle, düşük oranda, ama o genlerin çoğu yatkınlık geni. Yatkınlık geni. Şimdi ortam hazırsa, yani kişi sigara içmezse, kendine iyi bakarsa, akciğer kanseriyle ilgili yatkınlık geni varsa, o gen faaliyete geçmediği için, hatalı protein üretmediği için kanser hücresi oluşmuyor. Onun için burada zaten hastalıktan %60-70'i şeyle ilgili, yani ya beslenme hatalarıyla ilgili ya yaşam tarzı hatalarıyla ilgili. Yaşam tarzı hataları, yani böyle stres yönetimini, kendini mutlu edebilme, kendine barışık olabilme, stresini yönetebilme varsa, mutluluk bilimine uygun bir yaşam varsa, bu kişiler de ortalama ömür uzuyor. Mesela bu kişilerde DNA'nın çoğalma hızı bile yavaş oluyor. DNA'nın ömrü erken bitmiyor. Kaygılı kişilerde DNA hızla bölüne hızla, kimsenin programlanmış hücre ölümleri erken oluyor. Kişi erken yaşta ölüyor. Bunun gibi. Yani genlerle multigenetik, multifaktöriyel olarak kabul ediliyor. Onun için otizm. Evet. Burada otizmin teşhisini koymak hiç zor değil. Yani çocuk, anne, çocukla anne arasında duygusal ilişki varsa, o gülünce o da gülüyorsa, mesela otistik, böyle ileri otistik çocuklar anne kucağına aldığı zaman sanki tahta kutu gibidir çocuk. Bırakmaz, gevşetmez kendisini. En çok da tespit edilen şeydir, gecikmiş konuşmadır. 4 yaşı civarında, 3 yaşı, 4 yaşında, o zaman biraz geç kalınmış oluyor. Yani otizm aslında 1 yaşın civarında tespit edilirse, hemen tedbir alınırsa telafisi, düzelmesi çok daha hızlı ve kolay oluyor. Bazı anneler bunun farkında, özellikle ileri yaşta gebe kalan anneler buna, otizme dikkat etsinler. Çocuğun doğar doğmaz o demesi, rüyasında güler çocuk mesela, otistikte de pek yoktur o. Yani böyle şeyde, anneyi gördüğü zaman güler, anne olduğu zaman sevinir, oynar. Yani duygusal aktarım olacak anne çocuk arasında. Bunun iyi olmamasıdır aslında otizm vakaları. Otizmi yapılan araştırmalarda mesela kardeşlerden birisi otistikse, diğer kardeşte olma ihtimali 4 misli daha fazla. Mesela tek yumurta ikizlerinde birinde otizm varsa, diğerinde otizm olma ihtimali %60. Yani bu da genetik boyutu çok fazla gösteriyor. Annelik döneminde özellikle işte bu
çocuğun beynin oksijensiz kalması, sezeryen doğum risktir mesela. Otizmin artmanın sebeplerinden birisi de sezeryen doğumlar olduğu söyleniyor. Yani yapılan sezeryen doğumlarla sezeryen olmayan doğumlarda otizm oranı yüksek. Yani literatürdeki bilgiler bu. Yüksek yani. Demek ki yani sezeryenin şöyle bir özelliği var. Sezeryen esnasında kanal değil de normal doğumda kanaldan geçiyor çocuk. Kanaldan geçerken oradaki o birkaç saatlik çocuğun mücadelesi çocuğun strese dayanıklılığını artırıyor. Ve bu testlerle ölçülmüş. Mesela çocuk sezeryene doğan çocukla anne karnında normal doğum kanalından doğan çocuğun doğar doğmaz topuklarına iğne batırılıyor ve hemen stres hormonu ölçülüyor, ASTH hormonu. Ve şeyde sezeryenle doğan, yani ameliyatta doğan çocuklarda stres hormonu daha yüksek çıkıyor. Yani çocuğun o birkaç saatlik mücadelesi onun hayattaki ilk dayanıklılık eğitimi oluyor. Yani biz alıyoruz eve, hop çıkarıyoruz anne karnından. Birdenbire kolaycılığa alışıyor çocuk. Yani hayatta ilk bir -1'le başlamış oluyor o bir açıdan. Onun için sezeryen doğal bir durum değil. Yani bu çok %50'nin üzerine çıktı Türkiye'de de, dünyada da. Onu da sezeryene doğumlarda otizmin riskini göz ardı etmemek gerekiyor. Çocuğun zihinsel gelişiminde bu oldukça önemli bir faktör. Bu diyelim yani çocukları, otistik bir çocuğu, 1 yaşındaki çocukları alsanız, bir odaya toplasanız, biri ağladığı zaman hepsi ağlar. Niye ağlıyor? Çünkü empati duygusu gelişmemiştir daha. Ama başkasının ağlamasını kendi ağlaması zanneder. Beyin aynalama yapar. O da başlar ağlamaya. Ağlama bulaşıcı olur o yaştaki gruptaki çocuklara. Niye? Çünkü onun acısı da benim acımın ayrımını beyni öğrenememiştir. Buna zihin teorisi deniyor. Bu sadece insan çocuğunda var bu. İnsan çocuğunda zihin teorisi, yani başkasının zihninden geçeni tahmin edebilmek. Mesela hayvanlarda bu çok yok, çok az ya da çok sınırlı. Zihin teorisi, yani zihin okuyabilme, karşı tarafın zihninden geçeni tahmin edebilme ve onunla ilgili varsayım üretebilme. Bu insana özgü bir şey. Mesela otistik çocuklar, beyni bunu yapamıyor bu çocuklarda. Zihin kuramı öğrenemiyorlar. Zihin teorisi bu çocuklarda yok. Onun özel testleri var onun için. Zihin kuramı öğretiliyor bu çocuklara şimdi yeni tedavilerde. Yani otizmin tedavisi olmaz diye de yapmamak gerekiyor. Yani otizm çocuk eğer erken fark edilirse diğer çocuklar grup içinde öğrenir mesela. Oynarken öğrenir. O arkadaşı oynarken öğrenir bir şekilde. Sosyal temas otizmin en güzel düzeltilmesi. Onun için çocuk eğer evde kardeş yoksa, arkadaş yoksa 3 yaşından sonra muhakkak kreşe vermek gerekir. Kreş ortamında yarım gün bile olsa gitmesi önemli. Apartman çocuklarında bu risk var onun için. Yani bir de bilgi, devamlı elinde bilgisayar olan çocuklar otistik gibi oluyorlar söyleyeyim. Öğrenilmiş otizm diyoruz onlara. Öğrenilmiş otizm. Yani hatta gecikmiş konuşma gibi geliyor bize. Yani geliyor çocuk ya 4 yaşına geldi halen konuşamıyor. Bir bakıyoruz ki çocuk evde ucuz bakıcı var bir tane, televizyon. Anne ya da tablet, eline vermiş tablet anne. Bütün gün iş, ev işi vesaire, çocuk onunla oynuyor. Ama çocukta sözcük üretme becerisi gelişmiyor. Gelişmeyince çocuk ne oluyor ki? Karşısında konuşan uyarı alamıyor, zihinsel uyarı. Hep tek taraflı taklit davranış ortaya çıkıyor. Yani sözcük üretemediği için de beyin tembelleşiyor. Klip sendromu deniyordu hatta bir ara ona, yani klip, devamlı klip seyreden çocuklarda olduğu için. Daha sonra öyle durumda hemen kesiyoruz biz televizyonu ya da tableti, kaldırıyoruz. Çocuk kısa sürede hemen öğreniyor. Ama 4 yaşından sonra olursa çok zor. Nedenle 0-3 yaş eline, yani çocuğun eline kesinlikle tek başına oynamak üzere tablet vesaire, cep telefonu hiç vermemek gerekiyor şu anda. Çok açık, kesin konuşuluyor 0-3 yaş arası. Yani genellikle anneler hani yemek yedirmek için vesaire bunu veriyorlar. Çocuk onsuz yapamamaya başlıyor. Çok ciddi bir şekilde bu dijital çağın verdiği risklerden de birisi olduğu düşünülüyor şu anda otizmde. Bu hızlı dijitalleşme sosyal izolasyon yapıyor. Çocuklar da bu yapmaz mı, erişkinler de yapıyorsa? Yapar. Yani bu
Yani çocuklardaki bu kısıtlı yüz ifadesi, kucağa alınmak istememe, göz kontağı kurmak istememe, yani şey, oyuncakları hep aynı şekilde kullanma, böyle anlamını bilememe yaptığı işlerin, yani otistiklerin şey tipik özellikleri. Yani tedavisinde işte özel o ki, onun yeni tedavilerden birisi de şey, duyu bütünleme tedavisi. Mesela otistik kişilerde genellikle 4 duyu ölçülüyordu daha önce. İnce motor, kaba motor becerileri, duyu becerileri ve sosyal beceriler. Ama şimdi duygusal beceriler de ölçüyoruz. Otizmde beynin duygulardan sorumlu alanları tespit edildikten sonra duygusal becerileri, karşı tarafın duygularını anlama, kendi duygularını fark etme, onu kullanabilme becerisi. Bu beceri de çocuklarda şu anda ölçülüp kullanılabiliyor. Zayıf alan hangisi ise o tespit ediliyor. Mesela duyu bütünleme bataryası var. Evet. Yani dil konuşma mı, gecikmiş konuşma mı, hangi alanda zayıflık varsa onunla ilgili özel eğitim veriliyor teke tek. Özel eğitim veriliyor ve o alanda eğitim yaparken bir nöromodülasyon tedavileri çıktı son. Literatüre de girdi artık, bilimsel kanıt var. Beyne Theta Burst diye bir tedavi var. Theta dalgalar veriliyor. Beyni uyarıyor çocuklarda ve hemen onun arkasından da bir iki saat içerisinde böyle uyarıcı beceri çalışması yapılırsa, zihinsel beceri, duyu bütünleme, çocuk böyle durumlarda hızla, yani gelişim çok hızlanıyor. Yani şey tarzında zihinsel gelişimi, davranışsal gelişimi, sosyal etkileşimi, kucağa alınabilme, yani gülebilme, oynayabilme, böyle arkadaşlar güldüğü zaman o da gülebilme, topluma katılabilme gibi becerilerin hepsini geliştirmek şey, yani mümkün bu çocuklarda. Yani otizm çocuk, ebatli anneler çok panik yapıyor. Mesela diğer araştırılan bir şey ağır metal zehirlenmesi. Yani gerçekten böyle bu işte civa gibi bazı ağır metalleri, o bizim açık hani kritik pencere dediğimiz dönemde maruz kalırsa o risk var. Mesela D vitamini eksikliği çok yaygın çocuklar. D vitamini beyindeki hücre gelişini olumsuz etkiliyor. D vitamini düşüklüğü varsa muhakkak takviye edilmeli. O da zihinsel gelişimi olumsuz etkileyen bir şey. Yani bu çocuklar bağımsız hayat sürdürmeyi başaramıyorlar. Özel eğitim alırlarsa ki temel ihtiyaçlarını karşılayabilme, bağımsız hayat sürdürebilme becerileri gelişiyor bu çocuklarda. Ama biz çocuklardan çok anne babalara çok üzülüyoruz ya. Yani çocuklar maalesef böyleyken anne babalar perişan oluyor ya. Bütün artık her şeyi bırakıyor, işini bırakıyor çocuğunu eğitmek için. Yani öyle çok zorlanıyorlar. Yani onun için otizmle ilgili yapılacak böyle şeyler. Yani şu anda tabii Türkiye'de bu özel eğitimle ilgili çok güzel şeyler yapıldı son yani yıllarda. Özel eğitimle işte haftada bir iki özel eğitim destekleniyor. Yani bunlar hepsi şey, yani Türkiye'de birçok dünyadaki birçok ülkeden daha avantajlı duruma geçti bu durumda otizmli konusu. Mecliste geçen yıl komisyon kuruldu bununla ilgili, yapılacak şeylerle ilgili. Ama anneler babalar, otizm çocuğu olan anne babalar düzelmez diye sakın ümitsizliğe kapılmasın. Otizm bazı ileri otizm grupları hariç diğeri çok hızla çocuğun bağımsız hayat yaşamasını sağlayacak destek verilebiliyor. Yani birçok anne baba da bunu zaten hayatında yaşayarak göstermiştir diyebiliriz. Evet, gerçekten evet. Önümüzdeki süreçte de insanlığın gündemini meşgul edecek gibi görülüyor. Evet. Otizm maalesef ki günümüzün hastalığı olduğu, yükselen hastalıklarından biri evet. olduğu. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tanrı'nın katkılarınızdan ötürü. Allah şifa versin diyoruz. Gerçekten uzun ve zor bir süreç ama başarılmayacak bir durumda yok. Bunu da umut vaat edecek hiç güzel bir şey. Karamsar olmasınlar. Evet. Eskiye göre çok daha güzel yöntemler, tedaviler var. Çok daha hızlı sonuçlar alınıyor tedavilerden. Evet. Bunu da vurgulayalım o aileler için. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar efendim. Sağlıkla. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir müzik aramız var. Mirkelan ve İskender Paydaş bizlerle olacak. Sonrasında fonksiyonel tıp diyetisyeni Derya Zümbülcan'la zihin için ilaç yerine geçen 5 besini konuşacağız.